Diksiyonda en önemli unsurlardan biri de imla kurallarıdır. İmla kurallarının yazımla ilgisi var. Diksiyonla alakası ne ola ki diyeceksiniz. Yazım kurallarına uymadığımız zaman, özellikle imla işaretlerine uymadığımız zaman vurgu ve tonlamayı yanlış yaparız, anlam birbirine karışır. Söz gelimi en sık yapılan yanlışlardan bir tanesi. İstiklal Marşımız üzerinde. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir. O benim milletimindir ancak. Peki yaygın olarak nasıl okunuyor? Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. O benimdir'den sonra bir virgül var. O virgül genelde ihlal edilir. O benimdir, o benim milletimindir ancak ifadesi yanlış. Ne yapmamız gerekiyor? Virgülden sonra duracağız. O benimdir. O benim milletimindir ancak. Yani Türk bayrağının bana ait olduğunu belirtmek için o virgülü orada kullanmam gerekiyor. Yani bir parça durmam gerekiyor, bir ölçü durmam gerekiyor. Virgülü ihlal ettiğimde vurgu ve tonlamaları eksik ya da yanlış yaparım ve anlamı tam olarak karşı tarafa geçiremem. O yüzden virgül çok önemli.